Fenerbahçe'nin genelde orman seçimi ikinci rotasyona kalıyor. Problem o rotasyonda da Kireyi tam... Yani evet. Dün mesela tuhaf yasaklamalara yönelilmiş o konuda. Evet Kireyi hedeflendi ama Kindred yerine Sejuani yasakladılar mesela. Ki Kindred kendi kompozisyonu da çok bozan bir şampiyondu o durumda Dark Passage adına. Evet, Morgan'a yasaklaması geldi Galacticos'tan. İki seçim Alistar mı ya yoksa? Yani bilmiyorum. Gelebilir. Galacticos, Sion'da yasaklandı. Evet, Sion'da yasaklandı. Şimdi bakalım. Lissandra açık, Cassiopeia açık, Alistar. Yok, Morgan'a yasaklandı. İki seçim Alistar'ın gelmesi lazım yoksa kendileri kaybederler yani kurduru. Ki Japonya'yı bırakmak isteyeceğiniz bir şampiyon değil. Japonya'nın bu takımdaki rolüne en uyan şampiyon Rakan'dı. Rakan'ın dengelenmesiyle birlikte bir anda bütün hedef Alistar etrafında döndü. Evet ama Hades için bir Yasuo ihtimali ortaya çıktı. Ya Cassiopeia var daha iyisi. Gerek ama... Ya bu bize şunu gösterecek aslında. Yasuo yasaklanmadığında da biz seçmeyebiliriz. Ya bunu göster takımlarında... Cassiopeia olmasa belki de. Evet, Cassiopeia varken. Takımlarında biraz aslında bu... İçini rahatlatır soru, aslında. Böyle. Soru işaretlerini silmiş olabilir. Yasuo'yu sürekli banlamak zorunda kalmayabilirler çünkü... Fenerbahçe'ye karşı artık bank yasaklamalardan biri haline gelmişti. Yasuo, Taziye'de Hades'e karşı diyelim. Cassiopeia geldi. İkinci tercihine bakalım. Fenerbahçe hangi şampiyondan yana kullanacak? Şimdi alt koridoru yenmeye yönelik acaba hamle yapabilir dedik Galacticos'a. Çok daha mantıklı. Ya kendi silahıyla mı vuracaklar acaba? 1907 Fenerbahçe'yi diye düşünüyorum ben. Alistar, şu anda. Yasuo büyük ihtimalle gitmez Alistar'ın yanına. Bu da biraz daha onun hasarını tamamlayabilecek bir şampiyona ihtiyaçları var. Oo. Evet, Galacticos belli ki biz kafa göz biraz tek derece modunda saldırıyoruz. Ve Yasuo da geldi bu arada. Yani Naruto oynayabilir, Husky Rider oynar mı bilmiyorum. Naruto iyi oynadı bu arada. Evet, Naruto iyi oynadı. Hala tabii esnek bir opsiyonları var, esnek olarak tutmak daha mantıklı. Fenerbahçe tarafında da burada hala Cassiopeia'nın, yani hep alta gittiği için alta gidecekmiş gibi konuşuyoruz ama hala belli değil. Üste ve ortaya da gidebilir duruma göre. Bakalım Bolulu. Burada destek tercihine yönelmek, Tahmkench gibi bir tercihe yönelmek mantıklı olabilir. Rakan bu yamada çok dengelendi. Ve Rakan gelecek Japonya'ya. Yani takımdaki o rolüne uygun bir şampiyon. Ama bu kadar dengelenmişken ne kadar mantıklı tartışılır. Şimdi tabii rakip üstünüze koşarken biraz daha kolay aslında Rakan'ın eski işini tekrardan yapabilmesi. Galacticos tarafı da net şekilde kendi rakibin üstüne koşacağını gösteriyor. Başka bir şey yapamazlar zaten bu üçlüyle. O yüzden biraz daha kolay olacak. Dengelenmiş halindeki diğer gördüğümüz diyorsun. Rakanlardan biraz daha kolay olacak bu maçta Japonya'nın işi. Evet, Galio. Galio yasaklaması Fenerbahçe tarafında. Galio'yu da alsalar zaten atlarla üstüne koşuyormuş gibi olacaklardı. Galacticos'u yasakladı. Ya bakalım bir orta koridorda yasaklamayı tercih edebilirler belki ama... Husky Rider, Yasuo oynuyor mu hiçbir fikrim yok. Yani bunu eminim 1907 Fenerbahçe tarafı daha biliyordur. Daha iyi biliyordur ama. Ama onlar Varus'a doğru yöneldiler. Evet, Varus ve Galio'yu yasakladılar böylelikle. İki ihtimali de göz önüne alıyorlar. Aynen şimdi. Öyle. Bir de bu kadar erken Morgan'ı yasaklayıp Alistar aldıklarına göre ben daha net bir kazanma koşulu düşündüklerini bekliyorum. Düşünmelerini bekliyorum. Yani buna bu daha tamamlayıcı bir şeyler gelecek diyorsun Alistar'a yönelik. O koridorda direkt olarak onları yenmeye yönelik bir şampiyon bekliyorum şu anda onlardan. Kalista'yı kullanabilirler tekrardan. Ki bol bol kullanımda da gördük. Yani evet daha çok Thresh'le tercih ediyor belki Kalista ama Alistar'la da muazzam bir uyum olduğunu söylemek lazım. Yani 1907 Fenerbahçe bizim alıştığımız o kompozisyondan, takım kompozisyonundan hiç uzaklaşmadı. Kireyi yine rahat edici, erken safhada agresif olabileceği bir ormancı. Orta koridora destekleyici, tamamlayıcı bir orta koridor şampiyonu. Desteğe yine takım savaşını başlatabilecek ya da takip edebilecek bir şampiyon. Üst koridorda muhtemelen yine bir taşıyıcı gelecek. Onların reçetesi aslında bu. Bu reçeteyi tekrardan uygulayacaklar. Kontrol seçim duruyor. De gelecek zaten Ruin için. Ruin belki Cassiopeia'yla gitmeyi de tercih edebilir bu arada. Yani Yasuo için her şey hazır. Bu arada Yasuo... Lee Sin, Alistar, Ornn hepsi hazır. Yasuo'yu da Husky Rider'ın ellerinde muhtemelen hala belli değil. Hala belli değil. Göreceğiz. Şimdi tabii Fenerbahçe kontrol seçimini alacak Ornn'a karşı. Gerçi JC'yi yasakladıkları için büyük kazanan eşleşmelerden bir tanesine gider mi gitti. Şöyle bir durum var yalnız. Ilaoi de rakip takım üzerinize koşuyorken çok kuvvetli. Ya Ilaoi gelin diyor. Gelin. Hiç problem değil.
kitle kontrolü de maruz kalmadığı için ultisini kullanırken o kitle kontrollerin büyük bir kısmını engelleyecek ve hasar vermeye devam edebilecek. Yani değişik bir karşılaşma bizi bekliyor. Artı ben çok beğendim Eloy'un seçimini. Onu çok beğendim. Bakalım tabii nasıl sonuç verecek? Ya ilave şart mıydı? Başka bir şeyle Ornn'u yenebilirler miydi vesaire? Bunlar ya bu Ornn'u yenmek değil. Bu tartışılabilir. Kompozisyona karşı seçim. Aynen. Rakip tamamen üstünüzde koşuyorken siz de gelin bizim bölgemizde savaşırsak Lulu Kindred ilave'miz var. Rahat rahat savaşırız. Üstünüze koşarken Kasiopya'mız var. Çok güzel. Cevap da veririz diyorlar. Fenerbahçe tarafı net cevaplar verdi Galacticos'a karşı. Galacticos tarafı da artık yola deyip saldıracak rakibin üstüne. Zaten daha aşağı gidemeyeceklerini düşünüyorlar. Çok da zor. Bir tek bir galibiyetleri var. Bakalım bunu uygulamaya başarabilecekler mi? Evet, o zaman Galacticos Fenerbahçe maçına geçiş yapalım ve sözü sunuculara bırakalım. Analiz masasına çok teşekkürler ve artık Galacticos 1907 Fenerbahçe mücadelesine geçmenin zamanı geldi. Özellikle Husky Rider'dan bu sefer Yasuo görecek olmamız birazcık ilginç geldi bana. Hani kendisi aslında o kadar da tecrübeli bir oyuncu değil. Neler yapabileceğini merak ediyorum. Diğer taraftan ilave seçimi neler diyeceksiniz Scarlet? Ya Ornn'a karşı çok fena. Gerçekten o Ornn'u Ornn olarak o koridoru oynamak istemem kesinlikle. Çok zor bir koridor. Yapabileceğiniz bir şey yok bu arada. Yani sadece minyon biçebilirsiniz. Ki yine daha kötü de olabilirdi bu arada. İlaviye karşı daha kötü tercihler de var. Tabii bu Ornn kendisi ilaviye karşı seçmedi yani. Ornn seçildi karşısına ilave geldi. Ama gerçekten çok zor bir koridor. Onun dayanıp bir şekilde takım savaşlarında varlık göstermeye çalışması gerekecek. Çünkü şey de mümkün değil. Hadi tamam Lee Sin gelsin belki ilaviyi keseriz de mümkün değil. Çünkü Lee Sin'i getirirseniz oraya ilaviyi ikinizi birden tokat manyağı eder, şeye gönderir, üstünüze gönderir. Kesinlikle baskın atabileceğiniz bir koridor değil yani orası. Lee Sin'le özellikle. O zaman maça geçmemiz biraz sürecek. Hı hı. Ben sana şunu sorayım. Tree'in Lee Sin performansını aslında birçok kez izledik. Ama EULCS'de izlemiştik, G2'dayken izlemiştik. Ve o zamanlar çok iyiydi. Şu anda yani Closer'ın etkisini görebiliyoruz. Hı hı. Sence bu maçta etkisini nasıl bırakabilir, ne yapabilir Trick? Ya alt koridora odaklı oynayabilir bence. Orada iki tane çünkü menzili olmayan şampiyon var. Bir yandan ya onun yapması gereken en önemli şey zaten Kindred'ın nereye oynadığını fark edip, tahmin edip, düzgün bir şekilde yine takip edip o şekilde kendi orman rotasını çizmesi lazım. Çünkü bu maç büyük bir ihtimal Kire'yi yönlendirecek oyunun gidişatını. Onun da yani Trick'in de bir şekilde Kire'yi karşılayabilmesi gerekiyor. Ya aslında yetenek olarak baktığın zaman kesinlikle Kire'yi karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Öyle. Ama ya ben şunu merak ediyorum. Kire'yi şu ana kadar, ya dün röportajında da söyledi zaten. Hani Kindred'ı aldığım zaman kendi potansiyelimi sonuna kadar biliyorum. Bu yüzden her şeyi yönlendirebiliyorum dedi. Yani ne zaman hangi savaşı yapabileceğimizi, ne zaman nerede geri çekilmemiz gerektiğini hepsini çok iyi biliyorum. Çünkü Kindred'e çok hakimim dedi. Bunun üzerine hala Kire'ye Kindred bırakılmasını nasıl buluyorsun? Yani yine herkesin kafasında bir soru işareti tabii ki. Bir yandan Lee Sin'i o yüzden seçtiler bence. Hani Kire'yi böyle düşünüyor belki ama biz düzgün bir ulti ile Kire'nin kafasındaki planları bir anda yani suya dökebiliriz. Aynen öyle bozabiliriz diye düşünüyorlar belki de. Bakalım yani bir tercih yaptılar. Kindred bence mutlaka yasaklanması gereken über kuvvetli bir şampiyon değil. Ama Kire'nin ellerinde kuvvetli olabildiğini gördük ve az önce dediği şeyle birlikte Kire'yi oyunun erken safhalarında 2. 3. seviyede de baskı kurmasını biliyor. Yavaş oynamıyor şampiyonu. O yüzden bakalım yani bu maçta da eğer yok ederse Kindred'la herkesi o zaman işte önümüzdeki hafta itibariyle insanlar yasaklamaya başlayabilir. Ya bir yandan da aslında Hades'in Kasiopya'sını da sormak istiyorum sana. Çünkü şu ana kadar aslında belki de ligimizde en iyi Kasiopya oynayan oyuncuydu. Hani en iyi diyemeyiz belki ama hani nişancı olarak en iyi olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Ve güçlü bir seçim diğer taraftan evet. Kasiopya. Yani 9-2 yamasında da hafif bir dengeleme aldı ama ne kadar etkiler? Ya bence oynar ya. Bence o kadar etkili bir dengeleme değildi. Kasiopya yine benim gözümde bir önceki yama da müthiş kuvvetli değildi. Tamam kuvvetli metanın önde gelen şampiyonlarından bir tanesiydi ama Hades'ten benim o konuda bir şüphem yok. Hades şu anda ligimizin en yetenekli oyuncularından bir tanesi benim gözümde. Ve zaten geçen seneden itibaren gidip de apayrı bir rolde kendisine bu kadar geliştirebilmesi beni çok şaşırttı iyi evet. Anlamda. O yüzden Hades konusunda benim bir şüphem yok. Hades bu maçta da işler tabii ki istediği gibi giderse yani 5 tane baskın yerse tabii ki işlerin gidişatı değişir ama işler istediği gibi giderse baskısını illaki hissettirir maçta. Ve gerçekten hani onun bu azmini de takdir etmek lazım. Kendisi aslında bir yayıncıyken evet. Ve hatta Yasuo OTP diyebileceğimiz bir isimken
Bir anda ben profesyonel e-sporcu olacağım dedi ve nişancı olarak profesyonel e-sporcu olacağım dedi. Orta koridor olsa hani yine anlarım. Nişancı olarak gelip de böylesine bir etki bırakabilmesi gerçekten takdire şayan. Ve şu an 1907 Fenerbahçe formasıyla da açıkçası çok iyi bir performans sergiliyor. Bunu da söyleyelim. Yani geride kalan haftalarda şöyle bir çok yönlülüğü de var. Eskiden hani bir başka koridorda oynayan bir oyuncu olduğu için diğer şampiyonlara da bayağı hakim aslında. Evet. Ve hani bu metanın böyle değişmiş olması diğer oyuncuları diğer oyuncuların etkilendiği gibi etkilemiyor Hades'i yani. Aynen öyle. Farklı şekilde daha fazla bir şey katabiliyor takımına. Ya bir yandan da şimdi oyuncuları konuşuyoruz. Hakikaten demek lazım. Yani 1907 Fenerbahçe off-season'ı kazandı. Yaptıkları transferlere bakıyoruz. Ruin en iyi üst koridor olarak gösteriliyor. Kirey'den zaten sürekli bahsediyoruz. Orta koridorda çok genç ve yetenekli bir oyuncu var. Bolulu. Gelişime kesinlikle açık. Alt koridorda da yine iyi verim alabildikleri bir Hades Japon ikilisi var. O yüzden tabii ki daha flash transferler gerçekleşti belki ama yani bu denli köklü bir değişiklik yapıp bir araya getirebilme konusunda 1907 Fenerbahçe çok iyi çok önde. Başardı. Çok önde gerçekten. Başardı gerçekten. Ve hani çekirdeği tamamen değiştirdi. Daha önce takımda oynamış olan isimlerden sadece Japone var şu anda. Ve Japone'nin de 2018'i iyi geçirmediğini biliyoruz aslında. O yüzden hani şüpheyle yaklaşan çok insan olmuştu. Ben özellikle sosyal medyada baktığımda diğer takımların transferlerini gördükleri zaman Japone'ye şüpheyle bakan bazı Fenerbahçe taraftarlarını bile görüyordum. Ama Japone bence şu ana kadar kendisi hakkında olumsuz düşünenleri de utandırmayı başardı. Evet. Ya alt koridorda bir sinerji yakalamışlar. Kirei'nin onlara önderlik etmesi, o nasıl desem sürüyü yönlendirmesi belki de onların çok işine geliyor. Çünkü genelde takımlara baktığımız zaman hep şey, yani röportajlarda da soruyoruz. Takımın shot kolları kim dediğimizde genelde ya hepimiz birazcık konuşuyoruz, ediyoruz evet. diyorlar. Ama bu sefer Kirei'ye tamamen bel bağlayan ve bu kötü bir şey de değil bu arada. Yani bir kişinin sözünü tamamen dinleyen bir 1907 Fenerbahçe var. O da bir shot calling ve oyun içi anlaşma tarzı kesinlikle. Ve çok da işlerine yarıyor. Gerçekten tek bir kişinin hamlesini ve söylediklerini illaki maç içerisinde diğeri de konuşuyorlardır ama kararları bir kişinin verip diğerlerinin onu takip etmesi de bence işlerine geliyor. Peki birazcık da Galacticos'tan konuşalım maça geçmemize az bir süre kalmışken. Ya Husky Rider'la aldılar tek galibiyetlerini. Luger'le oynadılar sonra. Sonra tekrar Husky Rider'la devam etme kararı aldılar. Neler diyebilirsin? Özellikle Husky Rider özelinde yani ne bekliyorsun? Nasıl alışması bekliyorsun Rubelius gelene kadar? Ya o bence oynar. Husky Rider'da ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Kazandıkları maçlarda, kaybettikleri maçlarda bile kendinden bekleneni bence yaptı Husky Rider. Sıkıntı orman tarafında. Çünkü ben böylesine bir negatif patlamayı sezon başlamadan önce Beşiktaş'tan bekliyordum. Nagne'nin uyum sağlayabileceği konusunda kafamda büyük soru işaretleri vardı. Birazcık onun, ya benim beklediğimin benzeri ilginç bir şekilde Galacticos'ta gerçekleşti. Trick uyum sağlayabilmiş gözükmüyor. Yani değişik hamleler yaptığını görüyoruz maçlarda. Bir takım içerisinde de bir uyum yok. Yani alt koridordan tutun, orta koridordan tutun. Yani 5 kişi olarak gerçekten varlık göstermekte zorlanıyor Galacticos. Yani bakıyoruz maç böyle 3'e 10 olmuş. Naru ayrı kittirmede birebir de kesiyor birilerini. Bir şekilde kendisi kendini maçta tutmaya, takımını maçta tutmaya çalışıyor ama takım arkadaşları onunla aynı sayfada değil. O takım arkadaşlarıyla aynı sayfada değil. Ve yani birkaç transfer harici nasıl çözerler gerçekten bilemiyorum. Ya biraz moraller acaba düşmüş mü diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Kesinlikle düşmüştür bu arada. Çünkü bakıyorsun hani herkesin power rankinglerinde ilk 3'te olmasan bile en azından ilk 5'tesin. Hani herkes seni ilk 5'e koymuş durumda. Diğer taraftan kadronda çok yıldız oyuncular var. Alt koridorun zaten ikisi bir aradayken çok iyi bir ikili olduğu evet. bilinen bir alt koridor. Ormana gidip ILCS'de 2 kere MVP ödülünü kazanmış bir oyuncuyu getiriyorsun. Ama şu an bir galibiyetle açıkçası kimsenin belki de beklemediği bir yerde duruyorsun. Bakalım Galacticos bunu tersine çevirmeyi başarabilecek mi? Mücadeleye de geçiş yaptık. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Bu kadroda Ruvelius olsa da bence çok bir değişiklik olmazdı. Yani 1-6 değil 2-5 olurdu belki. Ben ona katılmıyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Ben ona katılmıyorum evet. Çünkü ben Ruvelius'un 6 hafta olmayacak olmasının Galacticos'un moralini çok etkilediğini düşünüyorum. O açıdan evet o açıdan şey olabilirsin doğru. O açıda sana katılırım ama yani maç içerisinde ne bileyim Husky'nin yerine onu koy çok bir değişiklik. Oyun olarak evet, evet oyun olarak oyun değil olarak ama. Oyun olarak pek etki etmezdi bence. Yine de Ruvelius Durkstink ikilisinin ayrı bir aurası olduğunu da söyleyelim. Doğru. O da doğru.
Bu arada oylamamız da başladı. Milyonlar YouTube ve Twitch üzerinden geçti. Sohbete Gal ya da FB yazarak bu maçı kimin kazanacağını söyleyebilirsiniz. E tabii ki. Ya bir de şunu soracağım. Hani Rakan. Evet ona hakikaten... O kadar değinmedik yani. Evet, gerçekten evet. Rakan haklısın. Tercihi pek beklemediğimiz bir tercih. 9-2'de özellikle. Büyük bir ihtimalle defansif bir Rakan izleyeceğiz ondan. Daha çok ne bileyim içeri gidenleri kitle kontrolle almaya yönelik. Çünkü özellikle geçen haftada bahsettiğimiz gibi Rakan'ın o uçuşuna gelen, zarif uçuşuna gelen hız dengelemesi çok bozuyor ya. Yani aynısını demiştim. Böyle hız, menzil dengelemeleri yani dengenizi bozuyor ya. Oynarken şampiyonu farklı hissediyorsunuz cidden. LeBlanc'ta aynısı olmuştu hatırlayacaksın. Evet, evet. Ve oylama da sona erdi. %79, 1907 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor izleyicilerimiz. Ruin, Odokungaçlarla yavaş yavaş Toxin'in canını sıkmaya başlayacak gibi görünüyor. Bu arada bu kostüm de yanlış hatırlamıyorsam halk oylamasına sunulan kostümdü. İlahi. Evet. Diğer taraftan Kirey'nin istatistiği artmaya devam ediyor. 9 maça 6 galibiyetti. Şimdi 10 maça 7 galibiyet evet. Oldu. 2 oldular bu arada. Yani girerler mi diye düşündüm ama bir hamle gelmedi Hades Japone'den. Zergsting 2 oldu. Husky Rider olamadı bu evet. Arada. Husky Rider şu ana kadar oldukça zorlanıyor. Diğer taraftan Trick, Kirei onun arkasından geliyordu. Her iki ormancının da 3. seviye olduğunu söyleyelim. Burada bir pozisyon bekliyor. Ruin yaklaşırsa oradan bir ses dalgası atmayı bekleyecek ama Ruin çok fazla yaklaşmadı. Trick de şimdi minyona gözüktü zaten. Trick yine de gelecek gibi görünüyor. Yani işaretleri atıyor ama gelmedi. Yampiri yengeci istiyordu galiba Japonya ile Hades ama yük çıktı Yampiri'de. Şimdi Kindred oraya gidiyor. Husky Rider. Kal geldi Husky Rider. Şöyle bir durdu. Bir o tehdidi hissettirdi ama fark ettin değil mi? Hades'le Japone de bir an durdu baktı çünkü. Hani bu bir akıl oyunu, ufak bir akıl oyunu. Çelik fırtına yatacakmış gibi davranır. Durdu öyle, Naru ile Bolu arasındaki takas da devam ediyor ama Kindred'ın yakında olduğunu söyleyelim. Kirei orada, pek de uzakta değil. Şimdi Kirei için kolay bir yük olacak bu. O da ilk yüküne böylece 400 dakika sona ererken ulaşıyor. Hop. Güzel kalkan. Japone'den ve çok fazla hasar almadı. İşte Rui'nin can sıktığı dakikalar geldi. Hiç uğraşılmaz. Cidden yani Ornn olmak bu karşılaşmada çok can sıkıcı. Ama yine de minyonda şu ana kadar eşit gitmeyi başarmış evet, evet. Durumda. O tutsa zaten E'yi tuttursa çok büyük sıkıntıydı. Doxy için. Evet şimdi tabi Trick de buraya geldi ama rakibinin o yükü aldığını, Yampir yengeci aldığını gördü. Üstüne geri dönüyor. Yani şu ana kadar ormanda da çok farklı bir senaryo yok. Hemen hemen eşit giden iki isim görüyoruz. Kirei de bu kamptan sonra üstüne dönmeyi tercih edebilir. Ve Doxy'nin de üstüne dönüp bir kere daha yukarı döndüğünü göreceğiz şimdi. Buzul örtü almış. Lazım yani ilahiye evet. Karşı zırh yüklemeniz gerekiyor. İlahi çünkü bir yerden sonra karabalta alacak. Onun dışında 1907 Fenerbahçe'nin bu maçta hasar olarak çok dengeli bir kompozisyon kurduğunu da söyleyelim. Yani doğru aslında evet yani Kindred menzilli hasar sunabilir. Haklısın o konuda gayet dengeli bir kompozisyon kurmuşlar. İlahi'den gelecek hasar hani ne kadar uygulayabilir orası tartışılır ama o büyük bir ihtimal zaten bir ayrı kittirme tehdidi olacak. Evet. Ya, takım savaşlarının ortasına bir anda atlayabilirse o zaman tabii ki ekstra bir hasar tehdidi yaratacak. Bu arada Galacticos'tan erken bir oyun. Alt koridoru itti Husky Rider Zergsting ikilisi ve ilk ejder Galacticos cephesine gidiyor. Yani bu arada şunu da biliyoruz, hani 1907 Fenerbahçe özellikle bazı maçlarda çok agresif, çok hızlı,
çok iyi oynayabiliyor. Bahçeşehir Super Massive maçı, Galatasaray Espor maçı, Dark Massive maçı. Ama bazı maçlarda da onlardan beklenmedik mağlubiyetler alabiliyorlar. Evet. En büyük örneği zaten Aurora maçı. Bu arada Xerxing burada agresif bir oyun oynadı. Kendisi hani karşılığında o kadar fazla hasar almadı aslında. Neredeyse Galacticos'un Word diyebileceği bir takası oldu bu. Yine ruh sınavını tutturdu Queen burada ama fazla hasar veremiyor Doxy'ye. Tabi Doxy yavaş yavaş tanklaşacak. Japone durduramadı. Ya bu arada durdursa evet, orada evet. Belki sıçra bile alabilirlerdi. Biraz zorlayarak. Ya onların derdi yine de hızlı bir şekilde koridoru ittirip üste dönmek. İşte en sevilmeyen şeylerden bir tanesi. O ruh sınavının menzilinden çıktıktan sonra o da Kungaşların. Bir tane daha geldi şimdi. Aynen. Doxy için bu koridor hoş değil. Onu söyleyelim. Ve bir yandan bunları yaparken hani eşya da çekmeye devam ediyor. Şimdi Xerxing bakalım bir combo deneyecek mi? Yani orta koridorda sanki Bolulu'yu öldürmeyi deneyeceklermiş gibi duruyor. Şimdi mavi güçlendirmenin oraya gidiyorlar. Bolulu arkalarından yetişecek bu arada. Bolulu'nun 7. seviye olduğunu unutmayalım. Kindred hemen ultisini açtı. Kire'yi burada çok fazla hasar alıyor. Bolulu hala yakında. Bu arada 3 kişi oldu bir anda 1907 Fenerbahçe. Sıçrayla geri kaçıyor Xerxing ama araya giren Husky Rider var. Husky Rider şu an 6. seviye ama arada yakalandı. İlk kan Bolulu'ya gidiyor. Bolulu burada Galacticos'un denediği oyunda ilk kan almayı başardı. Sıçrayla oyun şimdi. Tree'ye başlattı. Xerxing'e başlattı. Naru'dan güzel bir sıçra geldi geriye. Bu arada Xerxing oynadı burayı. Karşılığında skor geliyor Naru'ya ama Trick arkada yakalandı. Trick'in tekmesi istediği yere gitmiyor. Trick de düşecek burada 1907 Fenerbahçe. Tam 3 skor çıkardı bu yani, savaştan. Yani hamleyi deneyen Galacticos ama o kadar kopuk kopuk oynuyorlar ki yine bahsettiğimiz gibi. Ya Xerxing'in o unufaket toz kombosunda canlar bir anda azaldı ama evet. Takip etmediler. Naru bu arada zehrin içinde kaldı bir an için. Japone zarif uçuşla geliyor. Arkadan Doxy'den de bir ulti geldi. Naru burada agresif oynayacak mı acaba bu ulti? Yine o kopuk oyunun bir simgesi oldu aslında. Ya az önceki savaşta Husky Rider biraz daha yaşayabilse belki. Ya da ne bileyim işte. Farklı bir pozisyondan gelse. Toz kombosu aynen öyle. Gerçekten ilginç bir pozisyondu yine Galacticos adına. Tekrar bakıyoruz. Zaten bir kere Kire'ye 6. seviye. Ve çok net bir şekilde ultisini kullanmış tehlikeyi sezdiği gibi. Husky Rider gelip bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor ama takım arkadaşları geri kaçıyor. İşte Japone'ye kullandığı E ile birlikte pozisyonunu bozuyor. Evet. Rakibin arasında kalıyor. Sonrasında zaten combo gelmesine rağmen şurada işte belki şey yok. Şeyler deneyebilirlerdi yani, ama belki evet belki trick Q kullanabilirmiş. Sonra zaten kullanıp yine içeri gidiyor. Tek başına kalıyor içeride. Yani genel olarak Galacticos için garip bir pozisyon. Bir kere daha deneyecek gibi duruyor Galacticos. Husky Rider arka tarafta. Bolulu'yu yakalamak isteyecekler. Xerxing Bolulu'yu yakalayacak gibi duruyor ama denemedi komboyu. Naru uyuşturmayı başardı. Xerxing yetişebilir mi acaba diye bakıyorum. Bolulu hala uykuda %50 canını kaybetti ama. Ya az önce dediğimiz de bu. Naru bunu deneyecektiyse neden mesela Xerxing kovalamaya devam etmiyor rakiplerine? Ki Husky Rider'ın ultisi de var. Evet evet kesinlikle. Zaten Yasuo'nun artık hani o kitle kontrolü devam ettirmek için kullanıldığını görüyoruz. O sırada diğer takım arkadaşlarının hasar verdiğini görüyoruz daha çok. Bu arada buradan ilk barikatı almayı başarmış Naru. Şu ana kadar Naru'nun orta koridorda üstünlüğünü kabul ettirdiğini görüyoruz. Ama onun dışında 1907 Fenerbahçe için işler daha iyi gidiyor geri kalan her yerde. Yukarıda 20 milyona yakın bir fark. Ormanda 13 milyona yakın yani 3 kamplık bir fark. Bir seviye fark aynı zamanda. Evet. Aşağıda 1 skor 2 asisti olan bir Hades var her ne kadar milyonda önde olamasa da. Bütün hepsini kattığın zaman gerçekten işler 1907 Fenerbahçe'nin lehine gidiyor şu anda. Ve Kire'yi artık alışılagelen imza hareketi 10. dakika alamet çıktı. Hemen orada alamet alıyor. Bu arada hayatı kayacak. Burada bir... Ruin burada ultisi kullanmış ama şimdi Doxy'den de ulti geliyor. Bu arada Ruin'in çok fazla manası yok. Burada Ruin'in düştüğünü görebiliriz ama alametin haberi geldi. Trick yine de deneyecek mi acaba bunu? Kire'yi buraya yaklaştı. Trick burada bekliyor. Bir şeylerin yaklaşacağını görüyor. Trick şansını deneyecek mi? Doxy uzaklaşmayı başardı. Trick şimdi dümdüz geldi. Naru da geliyor bu arada.
Naru, oradan atacağı bir uyku baloncuğu Ruin'e tuttu. Tam da istedikleri hedef. Bir şey deneyecekler mi ama hayır, gelmiyorlar. Tam da tutturmak istediği hedefe tutturdu o uyku baloncuğunu ama... Ya Ruin'in, bu arada Doxy o pozisyonda kurtaran şey kronometreydi kesinlikle. Evet, çok evet. Fazla hasar alacaktı çünkü Ruin'in ultisinden. Ve karabalta bitti. Yine de Doxy'yi tebrik edelim. Yani fark öyle çok fazla açılmamış. 20 milyon. Böyle bir eşleşmede çok fazla bir fark değil. Ama yine de bu Ruin'in koridoru oldukça önde götürdüğünü değiştirmiyor. Tek başına kuleyi de alır bu arada birazdan. Çünkü karabalta bittiği için ruh sınavı artık çok fazla hasar verecek. Ya da yani dokungaçlar olsun, ne bileyim sille tokat olsun. Ya altın farkı da 2000'e kadar yükseldi henüz bu dakikada. FB cephesi için oldukça iyi haberler bunlar. O zaman rejimizden bir altın farklarını isteyip o 2000 altının nerede olduğunu görelim. Evet. Altın dediğin altın gibi demeden geldi. Geliyor bu evet. Arada. Yani yukarıda zaten o farkın 1500 altınlık kısmının orada olduğunu görebiliyoruz. Bu da zaten beklendik olan şey. Ormanda da 1000 altınlık bir üstünlüğü var Kirei'nin. Naru değil. Bunu kapatan birisi yok aslında Galaktikos cephesinde baktığınız zaman. Evet, yani azıcık Naru önde. Evet. Alt ufak, koridor eşit. Ufak bir üstünlük. Şimdi 1907 Fenerbahçe artık yavaş yavaş haritanın kontrolünü ele geçirmek istediği dakikalara da yaklaşıyor. Çünkü geçen Doxy, maçlarda böyle yapmışlardı. Doxy yukarıyı bıraktı tamamen. Ruin alacak ilk kule. Evet. Rahat bir ilk kule. 610 altın Ruin'in cebine gitti. Oradaki altın farkının da dramatik bir şekilde arttığını görüyoruz. Mavi güçlendirme. Galaktikos'un burada iyi anıları yok. Pek yaklaşmıyorlar. Olduğu için rahat bir mavi güçlendirme oldu. Orta koridorda da Noru'nun yine 20 milyonluk bir fark açtığını görebiliyoruz rakibine. Galaktikos'un evet ya, onların avuntusu genelde bu ejderleri alabilmeleri. Ama yani bu ejderler sanki bir alev bir dağ olsa 1907 Fenerbahçe daha agresif oynardı gibi geliyor evet. Naru bu arada. Yan için zor durumda kalabilirdi. Alamet kullanıldı. 2 tane barikat gitti burada. Hatta 3.'yü de alametin kendisi. Shelly'i almayı başarıyor. Yani Ruin'in bu arada buraya gelmesine hiç gerek yok. Takımının, ya onun tamamen ayrı kittirmeye gitmesi, takımının da Ruin'in ışınlanının etrafında oynaması gerekiyor. Işınlan yoksa biraz daha sakin, biraz daha geride duracaksınız. Duruma göre tabii ki. Şimdi Galaktikos sanki bir oyun yapmak istiyormuş gibi duruyor. Ya Ruin... Doxy'nin ultisi var, Doxy. Bu ultiyi nasıl kullanacak bakalım. Ruin'i yakalamayı başardılar. Ruin ultisini kullandı. Naru yandan geliyor uyku baloncuğu. Kimseyi tutmadı ama Ruin biraz önde kaldı. Orada kenardan çıkması gerekecek ve... Mavi güçlendirmeyi aldı 1907 Fenerbahçe. Buradan uzaklaşacak. Ya 3 tane yakın dövüşçü şampiyonun ilahinin üzerinde koşması hiç güzel bir manzara değildi. Ruin de birazcık fazla heyecanlandı. Orn ultisini gördüğü gibi kendi ultisini kullandı. En azından... oradan çıkabilmesi için... Evet. Mantıklı bir hamleydi bu. Daha agresif oynasa belki 1907 Fenerbahçe daha fazla şey kazanabilirdi ama açgözlü davranmak yerine temkinli olan hareketi yaptı dediğimiz anda. Temkinli olan hareketi yapmayan birisi varsa o da Zergsting şu an. Oradan çıkmayı başarıyor yine de Naru. Şimdi Kirei burada. Yan tarafta da Trick var ama ses dalgası tutmadı. Kirei yine de geri kaçıyor. Naru bir uyku baloncuğu denemesi daha. İstediği yere gitmedi. Şu an Naru'nun orta koridordaki üstünlüğü 25 milyona yükselmiş durumda. Aynı şekilde yukarıda da 32 milyonluk bir Ruin üstünlüğü görüyoruz. Tekli koridorlar bu durumda şu an. Galaktikos, onlar da ilk kulelerini almak istiyorlar ama şu an çok kolay değil. Evet, 3000 altınlık farkı devam ediyor. Tabi Husky Rider bu esnada güçlenmeye devam ediyor. Hayalet dansçısını tamamlamış. İkinci eşyasını da aldığı zaman o iki eşya, yani ikinci eşya zaten 1.5 eşya kuvvetinde olacak. Peki sence Husky Rider'ın
İkinci eşyada biraz defansif bir şeye ihtiyacı var mı sihir içen gibi? Ya sihir içen, belki araya bir sihir içen ekleyebilir. Oyunun ilerleyen noktalarında bence bir stara kalması gerekecek. Yine duruma göre tabii ki. Ya defansif bir eşyaya illaki ihtiyacı olacak ama işte bu kadar erken dakikalarda yapar mı yapmaz mı orası tartışılır. Aşağıda Ruin. Milyon farkını 50'ye kadar getirmiş durumda artık. 45 milyon fark var şu anda. Ve yani baskıyı o kadar çok hissettiriyor ki Doxin'in sürekli geride kaldığını, evet, geriye çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. En azından Ornn da hani az da olsa koridor temizleyebilen bir şampiyon. Yoksa burası çok kötü olacaktı. Mesela başka bir şey sorayım. Oo, bu arada uçarı yıldız olguya çarpmadı. Ornn yerine Akali olsaydı. Hop, bir çektim ama arkada yakalanan bir isim var. Bir anda tek yiyecek mi Naruto? Son anda orada kronometreyi bastı ama buradan çıkması çok zor. Sıçrayı da attı ama çıkamıyor. Skor Bolu'ya kaldı. Zerg'in önüne yakalandı şimdi. Zerg Sting de hatır sayılı bir hasar alıyor Kirey'den ve bu kule artık 1907 Fenerbahçe için olası bir hedef. Ses dalgası tuttu ama Hades sıçrayarak oyun yapmak istedi burada. Tuyuk son anda arkasını dönmeyi başarıyor. Ornn ultisi kimseye tutmadı. Ruin de yandan sigorta olarak buraya geldi ve takımının kuleyi almasını istiyor. Hades bu arada çok fazla hasar almıştı. Ama Hades de buradan uzaklaşmayı başaracak ve 1907 Fenerbahçe oyundaki ikinci kulesine ulaştı. Dümdüz oynayıp burada önce Nara'yı düşürdüler, sonrasında zaten kuleyi aldılar. Az önceki soruna yanıt vereyim. Bu şekilde yine geride başlasaydı oyuna, daha doğrusu böyle geriye düşmüş olan bir Akali çok daha kötü bence Ornn'a kıyasla. Yani çok daha zorlanır o koridorda. Minyon dalgası temizleyemediği için özellikle. Aynen öyle, aynen öyle. Kirei için işler yolunda. 4 ülkede ulaştı şu anda. Ve 18. dakika, 4. ülke ulaşmak için çok iyi bir dakika. Ve Kindred'ın 4. yükünün ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Alt koridorda da Galacticos kendi ilk kulesini almaya çalışacak ve almayı da başaracak. Ya onları oyuna bağlayacak birileri varsa Naru ile Huskyrider. Evet. Kesinlikle onların oynadığı şampiyon ve ne bileyim birilerinin tekleme potansiyeli, yakalama potansiyeli, takım savaşında belki vereceği hasar onları tutacak. Bu arada 1907 Fenerbahçe burada savaşı isteyecek gibi duruyor. Kirei yandan geldi, içeri totem bıraktılar. Kirei içeri girdi, çalmayı başaramadı. Trick'te kaldı bu ejder. Buradan çıkmak istiyor Galacticos. Çok fazla zorlamak istemiyor. Hades arkadan zehri bıraktı. Naru'dan da orada denemeler geliyor. Uçarı yıldızlı uyku baloncuyla ve Galacticos ejderi alıp çıkmayı başardı. Yandan Ruin geliyor yalnız. Ruin acaba bir şey deneyecek mi? Çok iyi bir noktada duruyor şu an ama 1907 Fenerbahçe orada kenardan gelmeyi planlıyormuş gibi duruyor şu anda. Acaba agresif bir oyun yapacaklar mı? Doxy üstüne dönüyordu. Biliyorlar bu arada. Sinyal geldi ve biliyorlar. Biliyor olmaları lazım. Yine sinyal geldi oraya. Evet, kafa atmayacaklar. Evet, 1907 Fenerbahçe bir şey denedi ama karşılığını alamadı. Ve görüş konusunda da ne kadar önde olduklarını görebiliyoruz. Trick çalının dışından yaptığı için maviyi içerideki totemi görmüyor. Şu an da görmedi galiba. Trick bu arada Naru'yu beklerse bayağı beklemesi gerekecek. Naru çok hala görmedi ya galiba. Çalıya girdi mi? Evet, girmedi çalıya. Girmedi. Trick burada Naru'yu bekliyor hala ve Naru şimdi geldi. Mavi güçlendirmesini aldı. Fark etti sonunda. Ama tabii alt tarafta yani Ruin'in bulunduğu bu kırmızı güçlendirme tarafında Fenerbahçe'nin çok büyük bir görüş üstünlüğü var, hakimiyeti var. Ve o yüzden de Ruin bu kulenin arkasında durarak bu kuleyi rahat bir biçimde alıyor. 1907 Fenerbahçe altın farkını 4500'e kadar çıkarmayı başardı. Trick ve Zergsting'den bir deneme. Ama hasarı yetmeyecek bir ikili gibi geldi bu bana. Naru'nun yardımına kesinlikle ihtiyaçları var. Oraya bir totem bıraktı Zergsting. Hades'i gördüler. Naru şimdi içeri giriyor. Kırmızıyı neredeyse çalıyordu. Balon malon yok muydu ya baloncuk? Neden acaba yollamadı? Şu an üretim aşamasındayım. Ve aşağıdan şimdi Ruin ittirirken yukarıdan Bollu ve Kirei'nin hamle ettiğini görüyoruz. Yalnız şu duruma bakar mısın? Gerçekten korkunç. Evet. Her ne kadar aradaki seviye farkı sadece bir seviye olsa da
Win gerçekten çok önde şu anda. Zaten 60 milyon farkı da bize bunu gösteriyor. Burada yapması gereken tek şey ruh sınavını tutturmak. Onu tutturduğu gibi ve tutturdu bu şekilde. Çok canını sıkacak Doxy'nin. Yani Doxy uzaklaşıyor, uzaklaşırken canını kaybediyor. Sonra Dokungat çıkıyor arkadan. Win'i öldürmeye çalışacak mı Galacticos diye bakıyorum ama yani Naru buraya yaklaşırken işte o Doxy Fenerbahçe'nin totemlerine yakalandı. Şimdi Ruin burada ilk hasarı yedi. Naru yandan geliyor, tutturamadı uçarı yıldızı ama yine deneyecekler mi şanslarını? Uyku baloncu da tutmadı. Naru'nun iki yetenek açığı da tutmadı burada. Ruin güzel kaçmayı başarıyor. İlahi ile sidestep yapmak da yani kolay bir şey değil. Hantal bir şampiyon çünkü. Valla benim gördüğüm bir dansçı Scarlet. Evet. Sen ne görüyorsun bilmiyorum. Doğru doğru. Çok iyi oynadı Ruin burayı. Yalnız şu ana kadar dikkatini çektiğimi bilmiyorum. Galacticos hiç o Alistar, Yasuo ikilisini kullanmadı. Kullanamadılar evet. İşte bir kere kullanmayı denediler. Onda da kullanamadılar. Ormanda fırsatları vardı ama olmadı. Husky Rider bir an agresif oynadı. Yandan bu arada Trick de geliyor ama devamı gelmeyecek bu oyunun. 1907 Fenerbahçe'de diğer maçlarına oranla daha defansif oynuyor bu maçı. Daha yavaş oynuyor. Ya acele etmelerine gerek yok çünkü. Güçlenmeye devam ediyorlar Zerkting. Sen tam bunu dediğin anda bir anda arkadan ulti geldi. Zerkting çok fazla hasar aldı ama hala hayatta. Bu şekilde birilerini yakalamaya devam edebilirler. Görüşü arttırmaya devam ediyorlar. Çok kuvvetli bir ayrık ittirme şampiyonları var. İlahi ile birlikte. Ya oyun ilerleyince de öyle çok bir şey kaybetmiyorlar. Çünkü Cassiopeia güçlenmeye devam ediyor. Kindred güçleniyor. Oh çaldı. Çaldı bu arada. Ay. Ruin kırmızı güçlendirmeyi çalmayı başarıyor Trick için. Ufak bir darbe oldu bu. Yani hem vakit kaybetti hem güçlendirmeyi kaybetti. Çarpını da atmayı düşünmemişti orada. Kirey. Bu arada Kirey yakalandı. Bu arada Husky Rider orada olmadığı için ulti kullanamadı ama bir kere daha iki kişi havaya kalkıyor. Ulti kullanıldı. Kirey arka tarafta çok fazla hasar alıyor. Bu arada arka tarafta ölen bir Trick var. Trick düştükten sonra arkadan Doxy'nin ultisi üzerinden geçti Kirey'nin. Naru peşinde 3 kişi var burada, yapabileceği hiçbir şey yok ama yakalanan bir Ruin var şimdi arada. Ruin buradan çıkabilecek mi acaba? Arkadan şimdi Japon'a geldi, Hades geldi. Yüksek bir hasar. Husky Rider zor durumda, sıçrayı kullandı. Güzel kaçtı burada Gromp'la beraber. Bakalım daha fazla uzaklaşabilecek mi? Ruin bir ruh sınavı daha. Doxy bu ruh sınavlarına alışkın artık. Buradan uzaklaşacak. Birine çarpabilir ama o dokunaçlar. O yüzden evet o da yürümeye devam edecek. Evet. Ama işte... Ya Husky Rider'ın canı az olsa burada kötü bir durum oluşabilirdi. Bu arada 1907 Fenerbahçe orada yani yine Galacticos'un başlattığı şeyden üstün çıkan taraf oldu. Ya altında çünkü öndeler. Bir yandan da Kirey'den ilginç bir hamleydi bu arada. Yani orada 4-5 kişi olsa düşebilirdi Kirey'i. Dümdüz kafa attı ama Lul'da olduğu için arkasında kendi ultisine de güvenip çıkmayı başardı oradan. Bayağı bir rakipleri yemledi yani. Trick burada bu ejderi yapmaya çalışıyor ama Kirey'i geldi. Kirey'i burada Trick yakaladı anında. Trick buradan çıkabilecek mi? Son anda Husky Rider. Son anda duvarı açtı orada. Trick'in hayatını kurtardı. Kesinlikle. Düşerdi çünkü. Evet, üçüncü ülke düşecekti. Üçüncü ülke düşecekti. Ve ejder de 1907 Fenerbahçe'de kaldı. Naru Zergsting. Tabi bu sadece bizde böyle gözüktü. Naru orada yan tarafta baloncunu tutturuyor ama uçarı yıldız tutmadı ve 1907 Fenerbahçe barona başlıyor şu anda. Kirey biraz fazla havaya kalktı ama. Arkada Japone'nin beklediğini görüyoruz. Japone'nin pozisyonu çok iyi. Şimdi ultisini açtı. Japone kime gideceğini bir an için bilemedi. Şimdi orada yakaladığı bir isim var. Husky Rider. Husky Rider burada uzaklaşabilecek mi? Kirey'in üzerine gidiyor ama Husky Rider kimseyi bulamadı. Husky Rider ilk olarak düşüyor. Kirey'i buradan çıkışta birini alabilecek dedim ama bolluğunu kaybetti şu anda 1907 Fenerbahçe. Kirey hala hayatta. Trick ve Zergsting'in canının çok az olduğunu görüyoruz. Ruin üzerinde koruyucu melek var. Zergsting çok zor bir pozisyonda. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor. O kendini feda etmek zorunda kalacak. Japone birazdan onu yakalamaya çalışacaktır. Ama işte ona tos atınca bayağı bir vakit kazandı. Çizmelerini şeyi kaybetti. Çizmelerin dostunu kaybetti. Japone'ye bir ters çalım attı ama sonrasında skoru alan Hades oluyor. Galacticos burada 1907 Fenerbahçe'nin baron denemesini durdurdu. Ama istediğini aldı mı? Asıl soru İşte ne pahasına durdurdular. İki skor verdiler, bir skor aldılar.
tekrardan bakalım. Japone burada önce bir hamle deniyor. Naruyama alamayacağını anlayınca hemen hedefini değiştiriyor. Yine de bu yani 1907 Fenerbahçe'nin çok istediği bir takım savaşı gibi görünmüyor. Kirei'nin çok az canlı buradan çıktığını görüyoruz. Lulu düşüyor yine aynı şekilde. Kirei yani gayet de kurtulamayabilirmiş. O da düşebilirmiş o pozisyonda. Ama diğer oyuncular işlerini çok iyi yapıp evet. Galacticos'u iyice dağıtmış burada. Ya yani şöyle bir şey var. Daha hani takımınızda Alistar var, takımınızda Ornn var ve hala o komboyu yapabildiklerini görmedik Yasuo'yla. Ya ilahi gerçekten çok bozuyor çünkü. Bir combo deneseler, 2-3 kişiyi havaya kaldırmaya deneseler toplananları bu sefer ilahi yakalayacak. Bu arada Yampli'ye tos atınca galiba gezgin çizmelerinin pasifini kaybetmedi. Orada yanlış söylemiş olabilirim. Öyle diye biliyorum ama yanlış olmasın. Şimdi Galacticos'ta Baron etrafında görüşü almaya çalışıyor. Ruin ayrı kittirmenin gücünü göstermeye başladı yavaş yavaş. Zergsting, Trick, Husky Rider burada Ruin'i yakalamak üzereler ama kendileri yakalanmak üzere aslında. Husky Rider buradan çıkması çok zor, minyonlara ulaşmaya çalışıyor ama Ruin'den yarım yedi desek yeridir. Öteki tarafta da Zergsting düştü. Galacticos'un umutları giderek tükeniyor bu skorlarla beraber. 1907 Fenerbahçe şimdi Baron'a girecek. Ters pozisyonda kalınca Galacticos oyuncuları, yani 1907 Fenerbahçe haritayı gerçekten iyi oynuyor. Nerede görüş olup olmadığını iyi bildikleri için sürekli Kireyi, dolamaya devam ediyorlar. Seni bir an için orada susturmak zorunda kaldım çünkü Kireyi hemen Tree'nin üzerine atladın. Oradan gelen bir uyku baloncuyu kimseye tutmadı. Doxy şimdi ultisini atıyor. Hades tek yedi. Hades tek yedi orada. Burada Husky Rider olsa senaryo farklı olabilirdi. Bakalım burada 1907 Fenerbahçe geri döndürmeyi başarabilecek mi? Aradan gelen bir uyku baloncuğu daha. Doxy içerideki sıkıştı kaldı. Doxy'nin buradan çıkışı yok. Trick ve Naru hala bir şeyler yapmayı deniyorlar. Baron'un şu anda 2700 canı var. Arkada ruh sınavı. Ruh sınavı Tree'nin canını çok sıktı orada. Trick içeri ses dalgasını attı, çalamadı. Japonya'da kaldı Baron. Baron Japonya'da kaldı. Şimdi Naru tek başına burada. Uzaklaşmaya çalışıyor. Buradan çıkabilecek mi? Sıçrası var hala, bunu unutmayalım ama Naru çıkamadı. Naru çıkamadı skor ruinde. Zergsting birisini durdurur mu diye baktım ama hayır. Galacticos burada 3 kişi olmanın cezasını çekti. Aslında yani 1907 Fenerbahçe'de burayı öyle iyi oynamadı, onu söyleyelim. Ama öncesinde aldıkları Zergsting ve Husky Rider skorları onlara bu Baron'un kapısını açtı. Burada Hades'in bir anda komboyu yiyip yok olduğunu görüyoruz zaten. O düştükten sonra işler zora giriyor aslında 1907 Fenerbahçe için. Bir tane daha belki uçarı yıldız tutsa her şey farklı olabilirmiş. Kirei'nin de canı çünkü çok fazla değil. Ama işte o Doxy'nin havaya savurma etkisini Naru takip edemeyince uçarı yıldız ıskalamış ve yani Trick de burada çalamıyor. 1907 Fenerbahçe'nin burada Trick Q'yu mu ıskalamış? Ha yok. Evet. 1907 Fenerbahçe'nin burada Trick'le mi uğraşalım, Naru'yla mı uğraşalım diye kararsız kaldığını görüyoruz bu arada. Ki bir yandan da Baron var. Ya bu arada o kararsızlıkla beraber bir yandan da yapmaları gereken bir şey. Çünkü hakikaten hem sizi dürten Naru'yla uğraşmanız lazım hem de bir yandan Trick'in çalmasını engellemeniz lazım. Bu arada lazım. Yakalanan bir isim. Ayy. Burada Ruin'de yakalandı ama Ruin şimdi ultisi kullanıyor Trick. Son anda buradan çıkmayı başardı. Husky Rider aynı şekilde. Şimdi ultisi bitince tekrar geri geldiler ama Ruin ya ölmek bu çocuk bilmiyor. Hasar yemiyor neredeyse. Husky Rider çok zor durumda. Zergsting şimdi arada kaldı. Zergsting buradan çıkamayacak mı ihtimalle? Naru şansını deniyor ama uyku baloncuğu tutmadı. Husky Rider öteki tarafa kaçmıştı. Husky Rider'ın buradan çıkamadığını göreceğiz büyük ihtimalle. Ya da 1907 Fenerbahçe onu umursamayacak. O da bir senaryo olabilir. Yani öncesi ve sonrası çok kötü oldu çünkü önceden de bu candaydı. 4 kişi 5 kişi üzerine geldi, hala bu canlı Ruin. Ya önceden bundan az canda bile olabilir. Olabilir, olabilir gerçekten. Japone Husky Rider oyalamaya devam ediyor. Diğer tarafta Kirei yakalanmış. Kirei son anda ultisini açtı. Ruin buraya da geldi. Kirei buradan çıkabilecek mi? Ultisi bitti, güzel sıçra. Kirei çok güzel bir noktaya kaçtı. Kirei buradan da uzaklaşmayı başardı. Şimdi Naru ve Doxy tersine doğru kaçış başladı burada. Ruin birini daha yakaladı. Naru çok az canı var. Arkadan gelen Hades skoru alıyor. Doxy'yi de durdurdu. Doxy'yi de alacak. Doxy'nin sıçrası da boşa gitti burada. Arka arkaya skorlar 1907 Fenerbahçe'den. Ya bu ilahi tercihine karşı gerçekten hazırlıksız yakalandılar. Hem hazırlıksızlar hem de yani yapabilecekleri aslında evet tam senin dediğin hazırlıksız yakalandılar. Kompozisyonları da çünkü baş etmek için hiç elverişli değil. Ve son seçim gelen bir ilave evet, bu. Evet,
Ya o hani göz önünde bulundurabileceğiniz bir şey de değil. Aklınıza gelmez çünkü. İlahi cidden çok ters ayakta yakaladı. Asgrider, Win geliyor oraya. Duvarını da kullandı Asgrider ama. Burasında bu sefer tutmadı. İki tane koruyucu melek görüyoruz. 1900 Fenerbahçe cephesinde. Sanki öldürmek yeteri kadar zor değilmişçesine. Evet. Ruin'in o koruyucu meleği iyice Galacticos'un canını sıkıyor. Ruin ve Japone şu anda oyunda ölmeyen tek isimler. Bu arada Naru işte o üçüncü hasar. İnanılmaz bir hasar yedi Naru. Bu savaştan çıktı. Çıkmak zorunda kaldı. Arkada Huskylider yine de ultisini kullanıyor burada. Şansı da nedir ama. Arada yok oldu. Öteki tarafta Zergsting. O da çok fazla hasar aldı. Kronometresi kullanmasına rağmen burada çıktığı anda ölecek. Skor Kirei'ye gitti. Bir yandan da kule önünde savunmaya çalışıyorlar. Kendi üstlerinden Ruin üzerlerine koşuyor. Galacticos'un. Ve 1907 Fenerbahçe galibiyete doğru gidiyor. Bu haftayı da iki galibiyetle kapatıyorlar 1907 Fenerbahçe adına. Önemli bir haftaydı bu. Ve önce Dark Passage, ardından Galacticos karşısına aldıkları galibiyetle bu haftayı 2-0 kapatan bir 1907 Fenerbahçe 6. galibiyetine de ulaştı. Yani diyecek fazla bir şey gerçekten yok. Son seçimde müthiş bir karşı seçim yaptılar. İlahi'ye karşı herhangi bir yanıt bulamadı. Bu kompozisyonla bulmaları da zaten zordu. Tabi burada sadece Ruin'i tebrik etmemek gerekiyor. Takımın geri kalanı da ona gayet iyi ayak uydurdu. Galacticos adına da iyi olmayan bir gidişat evet. Devam ediyor şu anda. Hala bir galibiyetleri var. O da ilk haftalıkları Bursaspor galibiyeti. Ya çünkü en başta dediğimiz o iletişim sıkıntısını böyle maç içerisindeki ufak tefek hamleleri izleyerek zaten anlayabiliyorsunuz. Evet, çok net. Bir bakıyorsunuz Zergsting kovalıyor. Belki kovalası yakalayacak. O bıraktığı anda başkası içeri girmeye çalışıyor vesaire. Yani Galacticos'un düzeltmesi gereken çok şey var çünkü bu gidişat bozulacak gibi durmuyor. Evet, Hades bir an için geç kalınca o beşliğe bir kere daha orada taraftarı selamladı 1907 Fenerbahçe ve güzel bir hafta onlar adına açıkçası. Diğer taraftan Galacticos adına pek iyi bir hafta değil. Bu arada oylamamız da başladı, onu da hatırlatalım tekrardan. YouTube üzerinden de artık oy verebiliyorsunuz maçın en değerli oyuncusuna. Aşağıdan şu an zaten oyları görebiliyoruz. Ruin bayağı bir önde götürüyor. Evet. Senin için de Ruin midir maçın en değerli oyuncusu? Ruin ya. Ruin gerçekten. Hani herkes gayet iyi oynadı. Kirei de oldukça iyiydi bu arada. Japone de maç boyunca ölmedi. Aynen öyle ama ya o yaptıkları karşı seçimden alabilecekleri maksimum verim. Maksimum verim aldılar. Yani her şeyi aldılar. Yani bir ilahiden isteyebileceğiniz her şeyi Ruin bu maçta yaptı. O yüzden tam şurada duran Ruin gayet iyi bir oyun çıkardı bence. Tebrik ediyorum seni de. Teşekkür ederim. Ve 1907 Fenerbahçe'nin bu galibiyetinin ardından tabii ki artık zirveye de iyice yaklaştılar. Onu da söyleyebiliriz. Sen zirve yarışında nerede görüyorsun FB'yi? İlk iki. İlk iki de görüyorum ben. Çünkü her şeyin ötesinde kompozisyon, ya yani daha doğrusu bu beşli oturmuş gibi duruyor. Diyecek fazla bir şey yok. Yani kompozisyonları iyi uyguluyorlar. Genç yetenekler ayak uydurmuş gibi görünüyor. Takımın net bir yönlendiricisi de var. O yüzden ilk üçü yani Sup, Royal, FB diye düşünürsek ben FB'yi bir tık daha önde görüyorum Royal'dan. Ama işte Sup'la ne olur orası gerçekten çok büyük karmaşa. Çünkü iki takım da birbirine çok yakın. Farklı tarzlara sahipler. Farklı kompozisyonları güzel oynuyorlar. Bakalım ilerleyen haftalarda göreceğiz. Evet, ilerleyen haftalarda bunu göreceğiz. Ama şimdi şu andayız ve röportaj alanına doğru geçiş yapıyoruz. Orada Japone Trialbane'nin yanında bizleri bekliyor. Teşekkürler Tom Balıklı. Senin de söylediğin gibi yanımda Japone var. Kaptan, oyunun başı sanki biraz fazla durgundu. Kirei normalde Kindred aldığı zaman daha agresifti ama bu oyun genelinde sanki Trick en azından ona karşı bir şeyler göstermeyi başardı. İlk Ejderha'yı almayı başardı ama yine de genele baktığımız zaman da ipi çekmeyi başardınız ve oyunu kazanmaya başladınız. Neler söylersin oyun hakkında? Oyunun başında biraz pasif oynadık çünkü genel olarak karşı takımın İki lane'i bizden, üç lane'i de güçlüydü. Bizim top lane'imiz güçlüydü. Hani ilave yeniyor fakat botta Alistar Yasuo gerçekten çok kanser, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani beklemeniz lazım kendi gücünüzü. Onun dışında aynı şekilde mid de öyleydi. Jungle da öyle olunca early game'de biraz pasif oynamak zorunda kaldık. Peki ben aslında biraz da Bolu'ya değinmek istiyorum. Ve Bolu'nun takımdaki rolü diğer
o takımlardaki orta koridor oyuncularına baktığımıza göre biraz farklı. O taşıyıcı şampiyonlar yerine daha çok Hades'i veyahut da işte Ruin'i desteklemek üzerine oynuyor. Bu sizin takım oyununuzu nasıl etkiliyor? Yani takım oyununuzu bence çok güzel etkiliyor. Çünkü bizdeki oyuncular, yani kadroya baktığım zaman çok fazla carry oyuncusu var. Onun dışında Bollu zaten sadece bu karakterleri oynamıyor. Hani çok daha fazla karakter var da almaya şey olmadı. İleriki haftalarda o da farklı şeyler gösterecektir. Peki bununla kısa değiliz. Peki 2-0'lık bir hafta kayıpsız kapattınız. Yavaş yavaş da ligi yarılayacağız bir dahaki haftanın başlamasıyla. Sizde işler nasıl gidiyor? Bizde güzel gidiyor çünkü evdeki insanlar, yani çalıştığım arkadaşlarım hepsi çok saygılı. İşine saygılılar. Yani güzel, o yüzden eğleniyoruz. Peki son soru. Rakan'ın durumu ortada. Biliyorsun birçok dengeleme alan bu son dengeleme sanki biraz daha Rakan oyuncularını üzü diyebiliriz. Senin de düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Gerçekten çok fazla. Yani Riot bir karakteri güçsüzleştirecek. Böyle bitirmeye çalışıyor resmen. Bari hani hareket hızından falan kız. Niye her şeyi şey yapıyorsun ki? Ama yine bence oynanılabilir. Ama diğerleri çok daha güçlü Rakan'dan. Rakan'ı oynayacaksanız iyi oynamanız lazım. Yoksa kötü. Anladığım kadarıyla Japonya biraz sinirlenmiş bu duruma. Bakalım ilerleyen haftalar bize neler gösterecek. Japonya, verdiğin cevaplar açısından çok teşekkür ederim. Gelecek maçlarda da başarınızın devamını diliyorum. Japonya ile birlikteydik. Şimdi söz anlaşmasına bırakıyoruz.